Autodesk Inventor, delik tablolarının oluşturulması ve deliklerin notlanması için özel araçlar sunmaktadır. Bu alıştırmamızda delik notlarına ve tablolarına bakacağız. Delik notları klasörünün altındaki delik notları ile ilgili olan teknik resim dosyanızı açıyoruz. Delik notu için kullanacağımız komut Annotate içerik menüsü altında yer alır. Feature Notes panelindeki Hole and Thread komutu delik ve dış açma bilgilerinin notlanması için kullanılır. Komuta girince notlanmasını istediğiniz deliğin işaretlenmesi gerekir. Daha sonra bu delik için tanımlı olan not yazısı çizime yerleştirilir. Buradaki bilgiler modelden gelen bilgilerdir. Dolayısıyla modelde bu delikle ilgili özellikler değiştiğinde not yazımız da değişecektir. Not yazısının üzerine gelip sağ tuş menüsünden Edit Whole Note dediğimizde deliğimizin notunu tanımlayan bir pencere açılır. Bu penceredeki bu alanda aşağıda görmüş olduğunuz modelden gelen delikle ilgili özellikleri ekleyebilir. Böylece notu özelleştirebilirsiniz. Örneğin delik adetlerinin notta yer almasını istiyoruz. İsterseniz buradan özel bir sembol de yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda diş açma çapının da notta gözükmesini istiyoruz. Okey dediğimizde 4 tane aynı delikten olduğu için 4 sayısı delik notunda yer aldı. Bu şekilde her bir delik tipi için kendi özel şablonlarınızı tanımlayıp bu şablonlara göre notların üretilmesini sağlayabilirsiniz. Bir iki tane daha delik notu tanımlayalım. Ve çizime yerleştirelim. Burada örneğin bu delikten iki tane daha bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bilginin notta eklenmesi için Edit All Note diyalog kutusundaki Edit Quantity Note özelliğini kullanıyorum. Number of like holes in view, yani görünüşteki benzer delikleri de al deyip OK ile devam ediyorum. Şimdi buraya adet bilgisinin de yerleşmesini sağlıyorum ve böylece notumda bu bilgi yer aldı. Bu x'i fazladan koymuşuz. Onu hemen değiştirelim. Okey. Üst görünüşte deliklerin notlanabileceği gibi yan görünüşler için de lineer delik notları tanımlamak mümkündür. Bunun için de aynı komutu kullanıyoruz. Komuta girdikten sonra iki kenarı seçiyorum ve bu iki kenarın oluşturduğu delik için not bilgisini çizime yerleştiriyorum. Delik notları bilgilerini modelden aldıkları için modelde yapılan değişiklikler buradaki notların otomatik olarak güncellenmesini sağlayacaktır. Deliklerin dokümante edilmesi için bir başka özellik de delik tablolarıdır. Şimdi de delik tablosu özelliklerine bakalım. Bunun için kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada henüz herhangi bir tablo tanımlı değil. Ön görünüşe yaklaşalım. Delik tablosu ile ilgili özelliklerim yine Annotate içerik menüsü içerisinde yer alır. Table paneli delik tablosu özelliklerinin bulunduğu bölümdür. Burada dikkat ederseniz 3 farklı şekilde delik tabloları oluşturulabilir. Selection yönteminde tabloda yer almasını istediğiniz delikleri siz seçersiniz. View ise o görünüşteki tüm delikler belirtilen bir referans noktasına göre tablolanır. Selected Feature ise yine seçilen unsurların tablolanması için kullanılır. İlk olarak biz kendimiz seçeceğimizi söylüyoruz. Bir görünüş işaretlememiz gerekiyor ve şu anda görünüş işaretledikten sonra tablo için referans noktası işlevi görecek bir noktanın tanımlanması gerekiyor. Tam merkez noktasını işaretledik. Şimdi de tabloda yer alacak delikleri işaretliyorum ve sağ tuş Create ile devam ediyorum. Tablomuzu bu şekilde çizime yerleştirdik.
Dikkat ederseniz delikler etiketlendi. Daha sonra bu etiketlere göre tanımladığım 0,0 ya da referans noktasına göre tabloda yer aldılar. İsterseniz etiketleri tutup çekiştirerek yeni yerlerine taşıyabilirsiniz. Şimdi bu görünüşteki tüm deliklerin tek seferde tablolanmasını sağlayalım. Bunun için Whole View komutunu kullanacağız. Benden görünüşü seçmemi istiyor. Daha sonra referans noktasını gösteriyorum. Ve herhangi bir delik seçmeme gerek kalmıyor. Çünkü bu görünüşteki tüm delikleri Inventor otomatik buluyor ve tabloluyor. Aynı tipteki delikler aynı örneklerle başlıyor. Ederseniz buradan da C örnekiyle başlayan deliklerin aynı delikler olduğunu göreceksiniz. Burada B1 isimli deliği etiketini seçip delete dediğim an geçici olarak etiketi silmiş olurum. Delik tablosundaki bilgileri ilgili kısımların üzerine gelip çift tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Bunun dışında deliklerin ya da delik tablolarının özelliklerini Edit All Table bölümünden ayarlamak mümkündür. Delik tablosunun ismi, yazı karakterleri, biçimi, içeriği buradan ayarlanır. Column Chooser ile delik tablosunda yer almasını istediğiniz diğer delik özelliklerini seçip bu tarafa aktarırsanız o zaman bu özellik de tabloda yer alacaktır. Seçenekler altında da delik tablolarının listelenmesi ile ilgili değişik seçenekler yer alır. İçerilecek unsurlar için delikler, dairesel kesmeler, punch merkezleri ve nokta merkezleri kullanılabilir. Şu anda bu ikisi seçili değildir. Delik tiplerinde de filtreleme yapabilirsiniz. Örneğin sadece dış açılmış delikler tablolansın dediğinizde diğerlerini kaldırmanız gerekir. Seçenekleri delik tablosunun üzerine gelip sağ tuşa bastığınızda Edit All Table ile yeniden ulaşabilirsiniz. Burada özellikle satırların birleştirilmesi ile ilgili bir iki seçenek bulunur. Combine Notes dediğimizde dikkat ederseniz özelliği aynı olan delikler 3 satır olarak yer alıyorlar fakat bunlar tek bir hücre ile özelliğini gösteriyorlar. Bu şekilde deliklerden oluşan parçaların deliklerini tablolamanız ve daha sonra bu verileri değişik şekillerde kullanmanız mümkündür. Örneğin sağ tuşa basıp Table dediğinizde Export Table ile text ya da Excel formatında bu tabloyu dışarıya göndermeniz mümkündür.